Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 1-15 Eylül denetim verilerini paylaştı. Buna göre 15 günde Erzincan'da 20.462 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre 16 aranan şahıs yakalandı. 11 şahıs gözaltına alındı. 343 şahsa adli idari işlem yapıldı ve 82 göçmen yakalandı. Ayrıca 153 iş yeri kontrol edilerek 4 adet tabanca, 770 paket kaçak sigara, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kesici alet, 47 adet mermi, 2 adet el bombası, 499 gram afyon sakızı, 4315 gram esrar, 5962 adet sentetik ecza, 12600 gram eroin, 24 gram metamfetamin, 29 adet emtia, 5 kilogram nargile tütünü ve 6,14 gram skank ele geçirildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 1-15 Eylül denetim verileri paylaşıldı. Paylaşılan verilere göre 15 günde Erzincan'da 19.317 araç denetlenerek 901 sürücüye ve 2261 plakaya ceza işlemi uygulandı. 122 araç trafikten men edildi. 22 şahsa alkollü olarak araç kullanmaktan işlem yapıldı. 4796 yük taşıyan araç, 1727 yolcu taşıyan otobüs ve 280 motosiklet kontrol edildi. 7806 emniyet kemeri, 2883 alkol, 104 okul servise, 11721 diğer kontrol denetimleri yapıldı. Erzincan'da 1-15 Eylül tarihleri arasında 61 maddi hasarlı ve 43 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Erzincan'ın İliç ilçesinde dağda mahsur kalan vatandaş 3 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. İliç Dikmen Köyü'nde 17 Eylül 2023 Pazar günü İstanbul'dan gezi amacıyla gelen O.T. isimli vatandaş, 112 acil çağrı merkezini arayarak Bastana Kayalıkları mevkiinde tırmanış yaptığı esnada mahsur kaldığını bildirmesi üzerine, olay yerine gelen Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 jandarma asayiş ve 1 jaktimi görevlendirilmiş olup, O.T. isimli kişi yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde mahsur kaldığı kayalık ve sarp araziden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, yeni haftanın ilk gününde Mehmetçik Ortaokulu'nda yapılan bayrak törenine katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşımızı okuyarak mesaiye başlayan Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ziyaretinde okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak Öğretmenler Odası'nda öğretmenlere misafiri oldu. Erzincan'da Kaan uygulaması kapsamında uygulamalı olarak spor güvenliği eğitimi verildi. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Baş Müfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Kurtoğlu tarafından teorik ve uygulamalı olarak Kaan uygulaması kapsamında spor güvenliği eğitimi verildi.